her şeyi biliyorum yavrum. Kendini bu kadar üzme ama. Nasıl üzmem? Simge ile evlenecek. Budala çocuk. Evlenince başına gelecekleri bilmiyor ama. Bilse eminim evlenmezdi. Ah, Nana, dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne? Bekle de gör. Belki de Hakan'ın gerçeği görmesini sağlayabilirsen. Şimdi sabret Nanacığım. İyi ama şimdi bez bebek olacağım. Bez bebeğe dönüştükten sonra göreceğin rüyaya sakın şaşırma. Olur mu Nanacığım? Ne göreceğim? Şşt, şimdilik bir şey sorma. Gelecekteki hayatını beğenecek misin? Bakalım neler hissedeceksin Hakan Bey. Hadi baba uyan babacığım. Babacığım uyansana. Bak yine burada uyuyakaldığını görürse çok kızacak. Ha. Burada mı uyuyakalmışım? Hadi baba kalk. Neredeyse iner. Kim iner? Kim olacak? Üvey anne ciciş. Üvey anne mi? Bu göbek de nereden çıktı? Aa! Aa! Bıyıklar bu ne? Nereden çıksın? Sürekli tıkınıp duruyorsun. Spora gittiğin falan da yok. E normal yani. Hakan yine mi burada uyuyakaldın? Yakalandın işte. Simge, sen? Simge? Adımı mı ezberliyorsun be? Yanıma gelmemek için gece yarılarına kadar televizyon izliyorsun, sonra da burada uyuyup kalıyorsun. Simge neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Uf, ne sıkıcı bir adamsın. Hiçbir çekiciliğin yok yani. Biraz bak kendine. Aa. Sen de film yıldızlarına benzemiyorsun. Sayende. İnsanda şevk mi bırakıyorsun ya? Simge... Hiçbir şey anlamıyorum. Bu evin hali ne böyle? Of şiştim vallahi ya. Of hadi kalk. Çekilsene ayak altından be. Öf çık şuradan. Neredesin sen be? Uyuşuk şey. Biraz daha erken kalkıp gitsene şu markete. Fırına gitmiştim Simge Hanım. Sizin sevdiğiniz ekmekten çıkmamıştı. Onu bekledim. Aman tamam tamam. Her şeyde bir mazeretin var zaten senin. Simge. Görmüyor musun? Kadıncağız nefes nefese kalmış. İzin vermedin ki göndereyim şunu ben bir huzur evine. İyice yaşlandı sakarlaştı artık. Onun başımıza açtığı masraflarla iki tane Moldovyalı hizmetçi tutardım ben. Tutturdun aile yadigarı diye. Heh, bak ne oldu? Neler oluyor Simge? Kendine gel. Bırak kolumu be. Bana da böyle sertenlik numaraları falan yapma. Yemezler. Geçen gece seni eve almadığında kapının önünde ne kadar yalvardın o unutma. Ne? Ben mi sana yalvardım? Ya tabii babam yalvardı. Yalvarmadın. Siz de o yüzü dolanmayın. Hadi gidin giyinin. Okula geç kalacaksınız. Tamam. Hadi. Hadi. Yalvardın tabii. Kapının önüne yattın. Fenalık geçirdin. Öf be çekilin şuradan. Koca göbeğinle karların üstüne. Tamam olur yavrum. Hiç yakışmıyor yani. Dinlenme lütfen. Bence, hadi bence... hadi. Gerçekten acil spor yapmalısın. Öf aman aman. Ay benim biricik prensesim uyanmış mı? Anne ya ben buna sinir oluyorum. İki de bir önüme çıkıp duruyorlar. Sabret tatlım. Önümüzdeki ay ikisini de yatılı okula göndereceğim. Yatılı okul mu? Yatılı okula mı gidecekler? Ay her seferinde ilk kez duyuyormuş gibi tepki vermiyor musun? Deliriyorum vallahi sana Hakan. Üç tane çocuğu özel okulda nasıl okutacağız? Söyler misin sen bana he? Hayır. Hayır hayır. Tüm bunlar rüya olmalı. Hayır. Ha, rüya rüya. Ne demezsin? Evlenirken seni rüyada yaşatacağım demiştin ama şu hale bak. Pisliğin içindeyiz. Kabus bu kabus. Neler oluyor ay, Makbuş? Allah, nereden evlendin? Buranın hali ne böyle? Ay ben başıma geleceğini biliyordum Hakan Bey. Hakan Bey mi? Makbuş kendine gel benim ben. O kadar da erken gittim. Laf işitmeyeyim diye.
Simge Hanım da illa bu ekmekten istiyorum dedi. Ne yapayım? Ekmekte geç çıktı. Ne yapayım evladım? Hayır. Hayır canım. Hayır, bütün bunlar gerçek olamaz. Ay ay, Allah'ım inşallah tam kıvamında olur. Yani kayısı olmayınca yemiyor biliyorsun evladım. Nana nerede? Nana nerede? Sana soruyorum. Evladım, zavallının başına gelenleri bilmiyormuş gibi konuşma. Ne oldu ki? Biri şu kapıya baksın. Ben bakayım. Dur, sen dur, ben bakarım. Ay yeter, bakın şu kapıya ya. Ne bakıyorsun? Açsana şu kapıyı, hadi. Ya hadi. Merve, sen hamile misin? Yaklaşık 9 ay kadar. Nasıl yani? Babası kim? Hakan. Ayıp oluyor ama. Merve ile kontrole gideceğin için teşekkür ederim Simge. İşlerim öyle yoğun ki. Bir şey değil. Beceriksiz Makbule kahvaltı hazırlarsa çıkabileceğiz. Hadi abi. Bak sen daha hazır bile değilsin. Ya geç kalınca patron kızıyor biliyorsun. Patron mu? Evet patron. İyi misin abicim sen? Bugün bir solaklık var üzerinde ama anlayamadım gitti. Hala uyanamadı herhalde. Ben Merve ile doktordaki işimizi hallettikten sonra gelirim, merak etme. Tamam. Şakir Bey bu işi çok önemsiyor biliyorsunuz. Hadi sallanmayın. Volkan, benimle nefes egzersizlerine geleceksin değil mi? Tabii tatlım. Ay benim canım radikotu istiyor. Ne? Canım istiyor vallahi radikotu. Tamam tatlım, alırım. Bulamazsam çıkar dağlardan toplarım ben sana o otu. Babacığım şey... Para isteyeceksiniz yine değil mi? Hayır Hakan, vermeyeceksin. Haftalık harçlıklarını aldı onlar. Ama yetmiyor. 5 TL ile bir hafta karnımı doyuramıyorum. Yettir bana ne? Ama Özge 200 harçlığının toplamından bile daha fazla alıyor. Ay sus bakayım sen. Misafirlere dua etsen. Simge nasıl konuşuyorsun çocuklarla? Sözlerine dikkat et yoksa... Of, başlama lütfen yine Hakan. Özgeciğim ver bakayım anneye kocaman bir buçuk. Hadi yavrum, servisi kaçırma. Ya hadi çocuklar siz de. Biz otobüste gidiyoruz ya baba. Neden? 300'ün servis parası çok tutuyor diye. Ama otobüs biletimiz yok. Harçlıklarınızı har vurup harman savururken düşünecektiniz onları. E yürürsünüz artık. Olmaz öyle şey. Hemen servise kaydolacaksınız. Yarın. Al. Alın bakayım benim kuzucuklarım. Şımartın şımartın. Bakalım nereye kadar. Baba bizim için kavga etme. Biz idare ediyoruz. Üzülme baba. Biz seni yine de seviyoruz. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi abi geç kalıyoruz. Giyinsene ya.